görüşecek şimdi Türk'te olur. Arkadaşlar da maç olduğunu söyledi. Tursun abinin de gündemi bayağı yoğun. Ben sadece geçen metiste bir ufak tartışma olmuştu. Bu mutlaka olması lazım. Önce tartışmadan hiçbir şey olmuyor. Ben sadece bunlara cevap vermek için aldığım bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanımıza odaklanmış hizmet siyasetine inanan AK Partili olarak Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la defalarca vurguladığı gibi etnik, dinsel ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedi. İnsanımıza hizmeti bir güdük değil, bir zorunluluk bildik. Memleketimizin hangi yöresinde olursa olsun insanımıza efendi değil, hizmetkar olacağımıza söz verdik. Bu anlayış ve kararlılıkla hizmeti bir lütuf değil, bir hak olarak gördük. Memleketimizin her köşesine ve milletimizin her ferdinin hizmeti hak ettiğine inandık. Bu inançla hem insanımıza hizmet götürmeye gayret ettik hem de imzaladığımız uluslararası anlaşmaları gereğini, yükümlülüklerini yerine getirmeye azami özen gösterdik. Biz bu anlayış ve hizmet edebilmek amacıyla yasal düzenlemeler yaparken maalesef çoğu kez engellemelerle karşı karşıya kaldık. Son Büyükşehir Yasası ile için söylenen muhalif sözler ve gösterilen tavırları daha önce de gördük. 2004 yılında çıkan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu İstanbul ve Kocaeli Belediye hizmetleriyle mülki sınırları genişletilirken ve 2006 yılında kalkınma ajansları oluştururken de federalizm suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Oysa amaç her zaman olduğu gibi hizmeti siyaseti anlayışımız gereği yalnızca hizmeti daha verimli ve daha kaliteli hale getirmekti. Yeni Büyükşehir isterseniz ufak bir açıklamayla kapatayım. Bildiğiniz gibi buradaki meclis üyesi arkadaşlarımız da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunda ve geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin en başarılı belediyelerden bir tanesi seçilmişti. Buradaki belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bir ile beraber, bilmiyorum bizden kim vardı, Kahraman Mesut abi vardı. Kocaeli Belediyesi'ne incelemeye gitmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de arkadaşlarımız vardı. Yani bu son olan büyük şehirlerden bir tanesi de Türkiye'de başarılı olan bir belediyelerden bir tanesi. Demek ki büyük şehrin faydası var ki siz değerli arkadaşlarımız da bunu incelemeye gittiniz. Önce bunu açıklayayım size. Yeni Büyükşehir Yasası'nın getirdiği düzenlemeye göre büyük şehirlerin gelirlerindeki artışlar şöyle arkadaşlar. Ben sadece bunu yeni büyükşehir olan belediyenin hepsini değil de Balıkesir'in mevcut bütçesini ben size çıkardım. Şu andaki mevcut durumu 297 milyon. Bu yeni Büyükşehir Yasası'yla Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte 505 milyona. Ben sadece bunu küsur adını söylemiyorum. Yuvarlak bir hesap olarak sizinle paylaşıyorum. Yani burada fark olarak 208 milyon bir fark çıkıyor. Büyükşehir Belediye olmasıyla ilgili. Artışa baktığımız zaman yüzdesine 69.92 lira. Şimdi, pardon kusura bakmayın, inşallah bir karar verirsiniz bu akşam. 2009 seçimlerinde halkımızın teveccühüyle göreve gelen Sayın Sedat Peker ve ekibi yaptıkları ilk çalışma belediyede borcunun açıklaması yapılmıştı. Hepiniz biliyorsunuz ama merak ediyorsanız gazetelerde burada yanımda getirdim. İlk açıklamada 6 milyon 800 bin lira gibi bir açıklama yapıldı. Yani AK Parti döneminde
bize bırakılan borç 6.800.000. 2010 yılında yapılan açıklamadan 8.200.000 lira olduğu tekrar açıklandı. Ben de inceledikçe bir şeyler çıkıyor. Oradan sonra tekrar bir 15.000.000 bir açıklama yapıldı. En son 2013 Ocak ayı Realeti dergisinde yapılan açıklamada Sayın Başkanımız 25.000.000 borç ödediğini açıklamış. Onu da artık yani bir rakam koysun ki bu akşam onu bilelim. Yani her seferinde çok farklı rakamlarla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi onu da söyleyeceğiz. Şimdi öyle bir şey 2013 hadi ben müdahale buyurun siz devam edin. 2012 ben devam edeceğim onu kısıtlayamazsınız. Lütfen. Lafta atmayın. Aynen. Aynen. Siz de sakin olun. Dinleyin. Oradan sonra biz de dinleyelim. Yine aynı dergide gördüğünüz çalışmalar var. 2008 yılında benim de üyesi olduğum İHALE Komisyonu'nda, yani İHALE Komisyonu'nda ben de vardım. Burada Necdet Üstad arkadaşım da vardı. İHALE Komisyonu'nda alışveriş merkezi, belediye hizmet binası ve katlı otobar, otogar terminali binası, otokaleciler sitesi, tır bargı ve otel binası işletmeleri. Şimdi burada Sayın Başkanımız şöyle bir şey koymuş. Bakın. Ne demiş? Belediye çalışıyor, sorumluluklar aşılıyor. Ve anlattığım projeler bunlar. Bu projelerin hepsinde benim imzam var. Eğer merak ediyorsanız evet, ihalesi yapılmış iş bitmiş iştir. Siz sadece takibini yaptınız. 1 lira para harcamadınız. Harcadık diyorsa söyleyeyim. Ve buyurun. Burada kimler var? Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'ı, seçilmiş üye Necdet Stam, seçilmiş üye Necdet Stam, seçilmiş üye Eşref Kasaboğlu, Emine Vardar Hanım hala burada. Olcay Hanım şu anda yok, İstanbul'da. Ve bu komisyonda bizim de imzamız var. İsteyen varsa verebiliriz. Onun için demeyin biz bu projeleri yaptık, hayata geçirdik. Ama 2009'dan sonra maalesef yaptığımız hiçbir şey göremedik. Evet. Gelelim diğer konuya. Bu da çok önemli bir konu. AK Parti'nin görevde aldığı 5 yıl içinde İller Bankası'ndan gelen desteklerle toplam 46.000.000 yapılan hizmetler, itfaiye binası, şehir mezarlığı, Cumhuriyet Meydanı, sahil bandı, düzenlemeleri, doğal gaz, elektrik hattının yer altına alınması, altyapı, üst yapı çalışmaları gibi birçok hizmeti imza atmıştır. Sayın Başkanımız Sedat Bey'in görevde olduğu 4 yıl içinde ise İller Bankası'na gelen desteklemelerin toplamı 72.000.000. 4 yıl içinde biz 5 yıl içinde aldığımız para 46.000.000 ama Sayın Başkanımızın aldığı para 4 yıl içinde 72.000.000. Yani buna baktığınız zaman ortada kocaman bir sıfır var. Yapar hiçbir şey. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar bir de biz bir türlü 4 yıldır araştırıyoruz ama bir türlü bu otel binasının altından çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz onu da açıklayayım. Şimdi otel binasının biliyorsunuz ihaleye verildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız o zaman yönetici üyelerimiz mahkemeye verdi. Bu projeyi durdurmaya kalktı. Ve oradan sonra seçildikten sonra tamam bu iyi bir karar dedi, devam edelim dediler. Ve mahkemeyi geri aldılar. Ve oradan sonra yapılan bir açıklama var. Biz %37 olan anlaşmayı
%50, %50'ye getirdik dediler. Ve inceledik, ve inceledik. Buradaki salondaki herkes de biliyor. İnceledik. Çok övündükleri o %50. Arkadaşlar, şu anda karşıda bir otel binası var. Bunu ikiye böldüler. Şöyle düşünün, ön taraftaki Ayanlar firmasına verildi. Arkadaki belediye bırakıldı. Ve bunun alttaki bütün dükkanlar Ayanlar firmasına devredildi. Ve gördüğünüz gibi bunlar kiraya verildi. Yanlış bilmiyorsam 12 bin lira aylık kirayla orada 3 tane bankamız şu anda görev yapıyor. Galiba gördüğünüz de yakında göreve başladı. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Birine baktığınız zaman belki de birçoğunuz bilmiyor bunu. Çat diye bakan bina Ayanlar şirketine ait. Yanlış mı Tursun abi? İki bina, evet otel binası. Evet. Yani siz olsanız Çatlı'ya bakanı mı alırsınız, arkadaki Maliye Bakanı mı alırsınız? Ama maalesef belediye, arka Maliye Bakanı hiçbir işe yaramayan tarafı aldığı için, dükkanları da yükleyici firmaya verdiği için, şu anda maalesef onu bile kiraya veremiyorlar. Üç kere ihaleye çıktı, bakalım dördüncüsü ne olacak? Onun için bununla ilgili zaten incelememiz devam ediyor. Beni sabırsızlıkla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir söz veriyoruz. Yani ortamı gelme gayretlerinin de boş olduğunu sanıyorum. Gözdeki bu gülterlerden anlaşıldı. Şimdi bu söylediği sözler daha yeni geride bıraktığımız bütçe döneminde yapılması gereken, demek ki hiçbir çalışma yok, takip olmadığı için ve gösterilen dergiden kalkışla, özel de bir sanıyorum hazırlıkla, bugün hiç yeri olmadan getirilen bir konu. Oysa az önce duydunuz, geçmiş toplayıp TİA'yı tutarak ölçülecekti. Ve biraz sonra da çalışma raporu var zaten, bu akşamki belediye meclis toplantımızda. Eğer bu konuşmalar o çerçevede yapılmış olsa gerçekten bir anlam kazanırdı. Ama mecliste Sayın Kasapoğlu bunları dile getirmişse, bir bölümüne ben, bir bölümüne de rakamlarla, o borçlarla ilgili televizyonda zaten bütün yapılan çalışmaları, buradaki yüce heyet konuklarımız ve seçilmiş insanların temsilcileri izleyecekler. Basın bunların kamuoyuna yansıtılmasında önemli bir görev yapacak, hiç kuşku yok. Ama söylenenlerin bu gündem maddesinde görüşülmesinin uygun olmadığını sanıyorum, hepiniz anladınız. Yani bu faaliyetlere ilişkin olsa elbette değerlendirildi. Ama yine de ben öyle bakmak istiyorum. Bir tanesi, büyükşehir, ciddi bir rahatsızlığı var AKP'nin büyükşehirlerde. Çünkü çok ciddi tepkiler ve uygulamaya başlandıktan sonra da geleceği bağıra bağıra dillendirilen sıkıntılar var. Şimdi sözünü ettiği iki büyük şehir ki bütün şehir statüsünde İstanbul ve Kocaeli, doğru. Başka gidecekken Kocaeli'ye gittiler. Bir tanesi İstanbul, birleşik bir kent görüntüsünde, kopukluk yok. Ve kapladığı alan, coğrafi sınırlar Balıkesir'in üçte biri kadar. Anlayabiliyor muyum? Kocaeli dediğiniz örnek başarılı seyredin, doğru, birinci sıraya geldi Kocaeli. Nerede geldi biliyor musunuz? Ankara Büyükşehir borçta Türkiye birincisi oldu. En fazla borçlu büyükşehir ya da belediye adına ne derseniz deyin, Kocaeli. İkincisi, rakamlar diyoruz, hızlı geçeceğim çünkü konumuz büyükşehir değil. Gelirlerin arttığı doğru. Ama hizmet götürmek zorunluluğu alan ve kişinin arttığı da rakamlarla ortada. Onun ötesinde bizim hep söylediğimiz, geçmişteki hizmetleri eliyle yürütülen, son yıllarda il özel idaresi kanalıyla hizmet götürülen köylerimiz var. Ve bu köylerimizin sadece il özel idaresinin bütçesi değil, köy DES programları desteklenmesine rağmen uzağa gitmeyin dedik, bakın çevremizdeki köylere. Girin şu ülkeden, yakında açılışı yapılacak cezaevinin o yoldan tutun bütün yolları. Bir de soru programda var. Program bulması kolay da iyi de olup olmadığını yapın. Ne diyorlar? Köyler mahalle olacak, kent gene varsa o mahallede köyde de olacak.
Elinize kolunuzu bağlayan mı vardır? Kayacık içimizin dibinde burada affedersiniz. Çalışkanlar aynı şekilde. Öyle değil mi? Hangi hizmeti götürdünüz? Soruyorum. Sıkıntılar bunlar. Kadrolaşma, araç gerek bulma, o bütçenin verilip ne oranda nasıl kullanılacağı, hangi kadroyla, hangi araçla? Hiçbir tanesi yok. O senin 5 yıl sonrası diyor, şimdi su parası vermeyen köylü en düşük tarifin %25'i kadar su parası ödeyecek. Emlak vergileri dediğim geliyor. O canından dişinden arttırdığı, mesafenin emeğini alın terini katarak yaptığı binaların ve bütün mülklerin bağlı olduğu ilçe belediyesine geçmesinin kabul edilen bir tarafı olup olmadığını gidin o köylere sorun. Onun ötesinde anlatamayacağım. Kaldı ki bakın, biz bu konuya bilimsel yaklaşıyoruz. İki tane konunun uzmanlarıyla çok ciddi önemli toplantıyı yaptı kent konseyiyle beraber Bandırma Belediyesi. Yetmedi, genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla birlikte çok sayıda akademisyenin katıldığı iki önemli toplantıyı yaptık. Burada bir tanesinde Körfez'de yapıldı. Biz konuya böyle bakıyoruz. Sonuçlarıyla değerlendiriyoruz. Yoksa o yandı iyi, bu köyle onun arasına girmeyin. Zamanı da değil, yeri de değil. Eğer istiyorsanız hangi kadroyla, kimi getiriyorsanız büyükşehirin tüm yönlerine tartışılacağı bir platformda ben ve arkadaşlarım sonuna kadar varım. Yoksa dediğiniz gibi nüfus şey arttı. Yok. Gelelim gelirler, borçların ayrıntıları bende burada var fakat daha geniş ve güncelleşmiş ve kişisizli Dursun Mirza farklı konularla ilgili benim özellikle çalışma raporumu özet olarak sunduktan sonra sunacağı rakamlar da var. Bir başka şeyin itirafı oluyor. Ne dediniz bu 2009 yerel seçimler öncesi? Eğer bize oy vermezseniz Ankara'dan paralanmazsınız gelin dediniz mi? Dediniz geçmişte rahmetli Özal da yapmıştır böyle elleri kolları sandalyede bağlı. Belediye başkanı istemiyorsanız oyunuzu bize verin. Biz dedik ki bu bandırmanın hakkıysa bir konu söker söker alırız. Alınmış mı para soruyorum bandırmalara aracılığında. Gelmiş mi para Sayın Kasapoğlu? Ya bir şey söylüyor mu? Demek ki para alıyormuş. Yani oradaki hükümetin hangi siyasi partiye olduğu hiç önemli değil. O para ha alındı ne oldu? Parayı da kimse kimseye YouTube armağan diye vermiyor. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından kişi başına göre yapılan hesaplamayla bu paralar gidiyor. Yerel yönetimin başındaki belediye başkanı ve meclis grubu hangi partiden olduğu hiç önemli değil. Ankara'daki hükümetin başındaki parti de önemli değil. Bu böyle. Peki gelmiş de bakın Türkiye ortalamasının çok üzerinden nüfus artışı gösteren ve size geldiğinizden beri neredeyse 2,5 manyak nüfusu eklenen bir Bandırma'dan söz ediyoruz. İşte paranın artışı bundan. Para nereye gitti? Bakın arkadaşlar çok sağlıklı denetim yapan bir arkadaşımız var. Ve hiçbir dönemde de ben yapanları tenzihlere ayırıyorum ama onurla gururla iftiharla söylüyorum. Çok bilimsel yöntemler, her türlü bilginin belgenin kendine sunulup para varsa vardır, yoksa yoktur, paranın bir yere gittiği falan yok. İşte biraz sonra anlatıldığında yol yapmanın rutin iş dediğiniz ve o 50 yıllık dediğiniz reform diye, devrim diye sunduğunuz altyapının çökmesinden tutun birçok konuya harcandığını kendiniz göreceksiniz. Para yani kimsenin kişisel kasasında falan olan da bir şey değil. Bandırma Belediyesi olarak biz Bandırma'nın hakkını aldık. Aldığımız o yetkiye bağlı olarak o paraları ayrıntısını biraz sonra çalışma raporunda bulacağınız şekilde harcamalarımızı yaptık. O borç alacak ilişkinde rakamları istiyorsanız şey veririz. Ayrıntılı olarak hangi firmaya ne kadar para borç devralındı ve onların nasıl ödendiğini. Ha bir sıkıntınız vardır bilemiyorum nasıl oluyor bu iş borçsuz harçsız dengeli bir şekilde götürülüyor. Onu merak ediyorsanız onu bu zaman dilimi yetmez. Bu uygun bir özel bir toplantıda nasıl olduğunu ben sizlere ayrıca anlatırım. Tabii özellikle otel binası ile ilgili de yine burada açıkça şey ilan ediyorum. Halkımızın katılacağı, AKP meclis grubunun tamamının katılacağı, isteyen herkesin katılacağı bir toplantıda ki bunları biz unutuyorlar demek ki hafızaları biraz zorlanıyor. Bu arkadaşlarımıza biz eski belediye meclis salonunda slaytlarla, gösterilerle sunduk. Bakın o tarihten bu yöne geçti. Hala neyi kullanıyoruz ve konuşma zamanı ne kadar bir zaman dilimine sığıyor takdir yoruma ait. Birilerinin yalan yanlış bilgileriyle bugün arkadaşlarımız söyledi bir gazetede bir pazarlıktan bahsetmeden tutun.
o verilenlerin anlamları ne olduğuna varacağız. Hiç bir tanesi inanın doğru değil. Hep söylenen bir şey var. Hızlı geçeceğim zamanımızı da almak istemediğimden. Hiçbir dönemde Atatürk Caddesi'nde belediyenin bir tek mülkü dükkanı olmadı. İlk sözleşmede de yok, ek sözleşmede de yok. Sadece arka tarafında pasaj içinden girilen, hemen onun o dükkanların ki 4'ten bahsediyor, 3 tane bankanın 2 tanesi geldi şu anda İş Bankası Yapı Kredi faaliyette. Ziraat Bankası'na yakında gelecek 3 tane banka var, bir tane de dükkan kalıyor. Bizim bütün bunlara rağmen arkadaki dükkanları hiçbir şey, bakın Bandırmalı'nın alışkanlığı var mı soruyorum. Pasajın içine girer mi? Ya da merdiven inip ya da yukarıya çıkar mı? O dükkanların verilmesiyle, lobinin orada bir dükkan, dışarıda 6-65 üstü 65 metrekare olan ayrı bir dükkanı almak suretiyle, o beğenmedik dedikleri bugün ofis olarak değerlendirilecek, bugün birinin enflasyonu var, aşağıdaki iş anlarına bakın, hepsinin boş olduğu bir dönemde Bandırma'nın ihtiyacı olan oteli, yine o yapılan sözleşmede çok açık, çok net yazılan otel yapılabilirden hareketle yapmak ve onun da ötesinde bütün şeyleri belediye yararına, çıkarına uygulayan bir yönetim olduğumuzu ben size o toplantıda bir kez daha söyleyeceğim. Biz hesap vermekten hiçbir zaman çekinmedik ki. Onun ötesinde bütün bu şeylerle uzun çabalar sonucu buraya bir müfettiş getirdim. Ülkeye baş müfettişi. 20 gün çalıştılar. Yerler, dosyalar, evraklar incelendi. Balıkesir'den bilirkişi getirildi. 20 gün sonra raporunu gitti, sundu. Derhal verdiğini söylüyor müfettiş. Aradan 3 ay 10 gün geçiyor. Yine aynı bakanlıktan bu sefer 2 müfettiş. Buraya da gelmeye tenezzül etmeden aynı konu evrakları işte sorduk ettik. Nedir ne değildir? Açık gözüküyor dosyada. Aynı bakan. Adam da orada çalışıyor oradaki baş müfettiş. Baş müfettiş herkes yapmıyorlar. Bir bakıyoruz bir tanesi AKP'den 2011 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmuş. Düşünün. Her bir şey bu. Ona rağmen onları da açıklayacağım size. Gelen soruşturmada sadece söylediği şu, diyor ki, bu verilen yerler, o dükkanın arkadaki dükkanlardan söz ediyor anlamda, metrekare ve maliyet hesabıyla, bilirkişi raporuna göre, belediye lehine görünse de, aynen, o öndeki dükkanların, verilenlerin, ki önde dükkan yanlış yönlendirme var, hiçbir zaman öyle bir şey olmadı, raiç bedel ve kira getirisi üzerinden de hesaplanması gerekir diye soruşturma izni veriyor. Açıkça bu. Şu anda da daha ne olduğu da belli o soruşturma izninin. Eğer yapar daha gel. Diyor ki banka var. Bakın arkadaşlar. Banka çok önemli bir sektör. Para kazanan bir sektör. Ve nerede oturuyorsa ciddi iyi kiralar veren bir sektör. Yaklaşık 20-22 vardır. Bilemiyorum kaç tane. Bunun 5-6 tanesi kendi mülklerinin olduğu varsa bak. 15 tane kaba bir hesapla banka olsa, hangi yerde oturuyorsa onun mal sahibi, ev sahibi çok şanslı, çok karlı. İsmi lazım diye yeni boşaltılan. 15 bin lira kiralıyken net. Yine mal sahibinin 19 bin net lira istediğim dediği dönemde ki maliyeti bunun bürütü 25 bin lira denk geliyor. Karşı taraftan 7500 liraya tutla. Şimdi kaç para gireceğine bakın. 5 bin liraya verilirse eğer 3 ay kirasını alır, 4. ay o kira da ödenmez. Uzağa gitmeyin, o bankaların buraya gelmesi tesadüfen bir şart. Şuradan Atatürk Caddesi'nin eliniz vicdan bu akşam inerken bir bakın. Yerli ufaklı, şu anda büyük mağazalar var. En az 3-4 yıl olup boş olanlar var. Yani çok değerli, bizim dükkanımız hiç olmadı ki oraya verilen. Ve bütün önemli bir ihtiyaç otelci. Şimdi bakın yani o cadde üzeri oturup da şey manzara oluşuyor. Bizim oranın manzarası her tarafı alan, bize eve, otele gelen konaklamaya gelir, tatile yapma manzara seyretmek gibi manzarası yine iyi. Hatta sessiz, sakin bir ortam konaklayan insan için daha makul. Ben şahsen de öyle bakıyorum. Yoksa daire şeyin manzaralı, öteki arkaya bakıyor. Şimdi bir tarafa da bakmıyor. Ve yapılanları eğer lütfenip de bir gider bakarsanız orada, görürsünüz nasıl malzeme kullanılmış, nasıl bir yatırımla güzel bir sonuç ortaya koymuş. Bunları da görme şansınız olabilir. Onun ötesinde bizim bu ayanlarla ilgili yapılan iş ve işlemlerde
bu şeyler pazarlık eğer konuşmak, tartışmak, Bandırma çıkarının yararını gözetilmekse öyle bir pazarlık diye belki değerlendirilebilir. Diyorlar ki temelinin bile atılmadığı, hatta inanın keşfi yapılma, hesabı kitabı tam projesi olmayan bir yeri tamamlayan bu yönetimin başarısından üzüntü duymayı bir tarafa size bırakmışlar. Hazır vardı kültür merkezinin oldu. Temeli atılmış, ihanet yapın. Çürüttünüz onun temelleri. Niye bitirmediniz? Sayın AKP yöneticileri soruyorum. İhtiyacım yok Bandırma'nın kültür sanata. Bakın okuldaki öğrencilerimizin ve özellikle devlet tiyatroları, başta olan birçok tiyatronun geleceği yer yok, yetmiyor. Ne sahnemiz yetiyor, ne oturacağı seyirci kapasitesi. Niye çürüttünüz onları soruyorum. Hani bitirmek falan diye başlamak. Siz başlayamadınız bile. O nedenle bu konuda o arkadaşlarımızla ben size istediğiniz şekilde, hatta sadece bu yapılan görüşmeyle, size sunulan bilgilerle yetinmeyin. Gidin yerlerinizde görün. Bizim yani hesap verme konusunda hiçbir eksiğimizin olmadığını, bütün arkadaşlarımız zaten yeri geldiğinde göreceklerdir. Ben bütün bu haklarımı çalışma raporunda değerlendirmek üzere burada sonlandırıyorum. Başka söz almak isteyen yoksa geçmiş toplantıya ait sonra oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesini okutuyorum. Bir tanesinde herhangi bir şey yok. Süre uzatımlarının tamamının yerinde ve usulüne uygun verildiğine dair son yönetim raporu da öyle. Ondan sonraki gecikmede de bu yönetim 513 milyar TL müteahhit firmaya gecikme cezası kesmiştir o teftişten sonra ve bunun 113 milyar lirasını da tahsil etmiştir. Bu yönetim öyle bir yönetim. Ve bu ihale 4 kereden falan bahsedildi, uzayda yaşanıyor. Daha bir kez ihaleye çıktı. Bir kez ihaleye çıktı ve bu ihalede de hiç kimsenin izlemediği bir yöntemle konunun uzmanı bir kuruluşa kira tespiti yaptırılarak onun üzerinden ihaleye çıkıldı. İşte öyle bir yönetim bu yönetim. Onun için bize inanmaya, güvenmeye devam ediyor millet ki o kamuoyu araştırmaları da bunun sonucu olarak herkesi daha doğrusu çok kimseyi mutlu ediyor ama sanıyorum birileri bundan rahatsız duyuyor. Evet, gündemimizin 3. maddesini okutuyorum. Plan ve bütçe komisyonu.